Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatü vesselam ala Resulina Muhammedin ali ve sahbihi ecmaîn. Gözümüzün nuru, gönlümüzün huzuru. Hazreti Resul Efendimize de gönüller dolusu sayısız salat selam ederiz. Kenzül İrfan şerhinden hadis okumalarına devam ediyoruz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhumaların faziletle ilgili hadis-i şeriflerin son 3 tanesini okuyalım inşallah. Tirmizi'den, İbn-i Mace'den, Ahmet bin Hanbel'den Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar ki cennet halkının kamillerinin efendisi Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma hazaratıdır. Şüphesiz Ebubekir radıyallahu anh cennette Süreyya yıldızı gibidir, Süreyya yıldızı gibi parlaktır. Onlar cennetin en parlak yıldızlarıdırlar. Onlar ekmel, en mükemmel olanlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh cennette Süreyya yıldızı gibi parlaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i canından ve malından çok sevmiş, her şeyini İslam yolunda feda etmiştir. Bu da hakiki muhabbettir. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edince Hazreti Ömer radıyallahu anh kim o sallallahu aleyhi ve sellem öldü derse boynunu vururum dedi. Bu davranış ona olan muhabbetindendi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz ise iktidarla karşıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir beşer idi. Her beşer gibi vefat etti. Ama getirdiği din dimdik ayakta. Bize de bu dini yüceltmek ve yaymak düşüyor diyerek herkesi rahatlattı. Biz de onların hayatlarını öğrenerek onları çok sevmeliyiz. Onlar gibi yaşamaya çalışarak ancak onların şefaatlerini hak kazanabiliriz inşallah. Amin, amin. Diğer bir hadis-i şerifte Suyuti'den Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki Ebubekir ve Ömer'i radıyallahu anhuma öne çıkaran ben değilim. Allah Teala onları öne çıkardı. Hilafetin Ebubekir radıyallahu anh ile sonra da Ömer radıyallahu anh'a devamının işaretlerini ben göstermedim. Cenab-ı Hak bu iki zatı diğerlerinin önüne geçirdi. Bunun hikmeti ise Peygamberimizin peygamberlik yükünü özellikle bu iki Efendimizin taşıyıp yüklenmesi ve peygamberlik yükünün velilik yükünün üstünde bulunmasıdır. Bu nedenle dualarımızda onların isimlerini birlikte zikredip sıkıntılarımızda da onları vesile ederek Rabbimizden yardım isteyelim. Böylece hem sıkıntılarımız hallolacak hem de onların şefaatlerini kazanabileceğiz inşallah. Ya Rabbi, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhumaların yüz suyu hürmetine benim şu sıkıntımı giderver diyerek Rabbimize iltica edelim. Ehli cennetin yıldızları yani en parlak yüzlüleri onlar olacak ve görenleri mesul edeceklerdir. Rabbimiz de bizlere hem cennetini hem de cennette onlara yakın olmayı nasip etsin. Onlar ehlullah'tırlar. Yani Allah Teala'ya peygamberlerden sonra en yakındırlar, en yakınlarıdırlar. Dua ibadetlerin iliği mesabesindedir. Duayı fazlalaştırabilmek için bol bol sadaka verilmelidir. Sadaka arttıkça duanın bereketi de artacak, hayırlı dualar yapılabilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öldü denemez. O haydır yani diridir. Getirilen salavat-ı şerifeler ona anında seyyain melekler, yani gezi melekler tarafından ulaştırılır. Allah yolunda ölenler ve öldürülenler de diridirler ve rızıklandırılırlar. Bu da kendilerini unutup Allah ve Resulü de fani olabilenler için geçerlidir. Öyle olamasak bile o yolda olmalıyız. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhumaları sevmek imandan, onları buğz ise küfürdür. Rabbimiz bizi muhafaza buyursun. Dini eğitim veren müesseselerde maalesef bu çalışma yapılıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan muhabbeti sistemli bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar. Farzları kılıp sünnetleri terk ederek asri yani çağdaş olmaya çalışıyorlar. Yetişenler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmiyorlar ama kalplerinde muhabbet kalmıyor. Böylece başka muhabbetleri kalplerine yerleştiriyorlar. Rabbimiz cennetinde bizleri başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Bekir ile Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i buluştursun inşallah. Amin, amin. Son hadis-i şerif. Münavi'den, benden sonra Halife Ebubekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra da ihtilaf vuku bulacaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İhtilaf Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde başladı, tabanında Yahudiler vardı. Her ihtilafın temelinde mutlaka Yahudi vardır. Bugün de aynı şey geçerlidir. İhtilafçılardan Mısır'dan gelen bir grup Hazreti Osman radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim okurken şehit ettiler. Elinde gerekli güç olduğu halde Müslüman kanı dökülmemesi için o gücün müdahalesine izin vermediği aynı olay 2. Abdülhamid Han'ın da başına geldi. Muhafız avcı grubu hareket ordusunu yenecek güce sahipti. Hazreti Osman radıyallahu anh şehadetinden sonra da Hazreti Ali Kerem Alevice devrinde de ihtilaf devam etti. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile Sıffin Savaşı vuku buldu. Sahabe-i kiram iki kısma ayrıldı. Bu konuda da biz hiç yorum yapmamalıyız. Çünkü onların hepsi müçtehit idiler. Onların hatalarına bile Cenab-ı Hak birer sevap verdi.
Hariciler ortaya çıktı. Şia bunlardan devam etti. Amr bin As radıyallahu anh, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, hakem seçildiler. Hazreti Muaviye'yi radıyallahu anh, halife seçtiler. Her iki taraf da ashab efendilerimiz idi. İki tarafı da saygı göstereceğiz. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederi ve vahiy kâdibiydi. Bu ihtilaf bugüne kadar devam etti ve 2 milyar Müslüman diyenin içinde çok az ehli sünnet kaldı. Bunları da köleleştirmek istiyorlar. Müslümanın en büyük gayesi idare edilen değil, idare eden olmak olmalıdır. Yurtta da dünyada da böyle olacaktır. Rabbimiz nasip etsin inşallah. Amin.